Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketinin yıl dönümünde Kahramanmaraş'taydı. Yapımı tamamlanan afet konutlarının teslim törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Hatay'da kullandığı ifadeler üzerinden muhalefetin başlattığı algı oyununa dikkat çekti. Muhalefete sert sözlerle yüklendi. Tam bir yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan, yol açtığı acıları içimizde kor bir ateş misali ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Üzerinden bir yıl geçen asrın felaketini bu sözlerle anlattı. Deprem şehitleri için dua etti. Tüm deprem şehitlerimiz için birer Fatiha okuyalım. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ın yıl dönümünde Kahramanmaraş'taydı. 9289 Afet Konutu'nun teslim törenine katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende hak sahipleri kura ile belirlendi. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem yaralarının bir yılda nasıl sarıldığını anlattı. Yapılanları görmezden gelen muhalefet partilerini Kahramanmaraş'a çağırdı. Allah'ın izniyle kimseye mahcup olmadan, herkesin gönül boşluğunu sağlayarak ve hoşnut ederek bu süreci çok geciktirmeden nihayet erdireceğiz. Muhalefet diyor ki bir yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada. Zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete tepkisi bununla sınırlı değildi. Hatay'daki ifadeleri üzerinden yapılan algı oyununa sert çıktı. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar dedi. Hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik gönderiyoruz. Aksini iddia eden kendi eksiğini, kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyor demektir. Muhalefetin yönettiği büyük şehirlerin durumunu hatırlattı Erdoğan. 31 Mart'ı işaret etti. Ankara'sından Hatay'ına muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz? Beceriksizlik iş bilmezdik. başka hesaplar peşinde koşmaların, kendilerine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini bizzat kendi ağızlarıyla ikrar edenlerin son çırpınışlarını milletimiz ibretle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi yatırımlarının deprem bölgesinde yoğunlaştığını söyledi. Kahramanmaraş'ın Ankara'dan sonra ikinci merkez olacağını ifade etti. İnsansız hava aracımız Ankara'nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak. Bir başka deyişle Kahramanmaraş'ımızı Ankara'dan sonra ikinci savunma havacılık ve uzay sanayi merkezimiz haline getiriyoruz. Konuşmaların ardından konutlarına kavuşan depremzedelere anahtarları teslim edildi.